Biz bilirsiniz burada aşevi kurduğumuzda o zamanlar 1000 kişilik, 1500 kişilik neler çekiyoruz. Ali abimiz hatırlar, tüplerle uğraşıyoruz vesaire. Yani ümmete yar olalım diye. Allah razı olsun. Çevremizdekiler destek verir. Bahsettiğim 15 sene. Tabii bu kuruluş 20 seneyi geçti. O zaman uğraşırken olaylara baktığımızda yani kurban keseceğiz. 12 taneye yakın Allah razı olsun bağış yapanlar oldu. Bunları mezbaneye gittik, keseceğiz. Listeler var işte Ahmet, Mehmet, Hasan, bağışçılar. Bir tanesi de arkadaşımız Allah razı olsun dedi ki Resulullah Efendimiz'e kurban keselim. Hay Allah razı olsun. Kocaman bir tosun. O arkadaşa dedim ki ya dedim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de bir kurban bağışı var. Ondan sonra bizim Sebahattin Efendisi o şey yapmıştı. Dedim ki bir kurban işte komple Resulullah Efendimiz. Ondan sonra orada böyle demir parmaklıklar var. Hayvanlar işte bir alana indiriliyor. Ondan sonra böyle bir dar bir türbün oluyor. Oradan geçiyor kesim yeri. Orada çok güzel bir sistem yapmışlar. Hafif böyle yatırıyor. Hiç hayvan ya, orada üzülmüyor yani. Orada yatıyor. Kafası dışarı çıkıyor. Kesiyorlar hiç el dokunmadan sistem. Yani hayvanın yere düşmesi falan yok. Nazik bir şekilde yere yatırıyor böyle hafif yanlandırıyor. Dedim ki Resulullah'ımıza keseceğimiz en güzeli olsun. O 5. sırada dedi ki sarı hatta hala gözümün önüne gelir. Hassini daha yakın fe inna matayakum ala sırat. Kurbanınızı güzel kesin çünkü sırat köprüsünden sizi efendim uçuracak olan odur. Ondan sonra. Dedi ki şunu keselim. Hakikaten de öyle ortada harika görülüyor. Dedim tamam karar verelim. Ta, o zaman dedim 5. sırada olsun. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. sırada bu. Tamam. 1. sıradaki şu kurbanlar 2, 3, 4. Neyse içeriye girdik. Ben şimdi dışarıdayım. O kesimhanede tabii kesildiği için kan falan. Yani içeride orada kasaplar var. O kesim yapacak arkadaş oradan bir tekbir getirdi. Allahu Ekber dedi. Hocam çabuk içeri gel. Ne hayırdır? Dedi ya 5. sıradaki o Resulullah Efendimiz'e niyet ettiğimiz kurban dedi ilk sıraya gelmiş dedi. Halbuki bir tane hayvan zor duruyor orada kenarları demir böyle. Nasıl geçmiş o aradan? 5 dakika yok ha yaşadığımız bir. Başladı ağlamaya ya. Adam öyle duygulandı ki dedi ya Resulullah Efendimiz'e keseceğimiz bu işte. Bu aşevinin temeli bu. Biz fakire, yetime, muhtacı yar olalım diye uğraşıyoruz. Ne derdimiz var başka? Ne gayemiz var? Gayemiz bir fakir sevinsin ya. Bir yetim, bir muhtaç. 140 tane Kur'an kurup sevinsin ya. 5. sıradaki gitti 1. sıraya. Orada da tekbirler getirdik. Biz de tabii duygulandık. Gözyaşı. Bismillahirrahmanirrahim. Kestik. Öyle başladı bu işler. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek kurbanları kesmek lazım. Allah cümle yaptığımız ibadetleri makbul eylesin.